okunması tamamlandı, savunmalara geçildi. İlk savunmasını veren isimse darbenin başında olduğu, darbe girişiminin başında olduğu söylenen, iddia edilen isimlerden Akın Öztürk de eski Hava Kuvvetleri Komutanı. İfadesinde FETÖ terör örgütüyle hiçbir ilgim, katkım, hatta haberim yok. Bu iddia bana verilebilecek en büyük cezadır. Bayrak Vatan Cumhuriyet uğruna canımı vermeye sadık kalacağıma yemin ettim. Keşke şehit olsaydım. Haksız suçlamalarla karşı karşıya kalmasaydım. Gurur ve onur kırıcı bir durum. Şehit ailelerinin acılarını paylaşıyorum ifadelerinde bulundu. O ifadelere şehit ailelerinden tepki geldi. Basının linci karşısında adil bir dava süreci yaşanamaz, algı operasyonuna girişilmiştir dedi Akın Öztürk. Silah arkadaşlarıma, silah doğrultacak biri değilim. İzmir'de gizli tanık generalin çukur ambarda bir evde toplantılara katıldığım iddiaları yalan ve iftiradır. 3-15 Temmuz arasında Çorlu'da askeri kamptaydım. 15 Temmuz'da kızımın ve çocuk torunlarıma özlediğim için kızımın Ankara'daki evine geldim. Darbeyle ilgim olsa kızımı, eşimi, torunlarımı bu işe karıştırmazdım dedi. Hulusi Akar bana darbe oluyor, ara şunları ikna et dedi. Olaya öyle vakıf oldum, ne olduğunu anlamadım ilk önce. Akıncı üstünde Ömer Faruk Armacı bana kararlıyız dedi dedik. Gülünç durumdaydım. Bana uymayan bir üniforma geldi, onu giydim. Etraftaki silahlı kişiler vardı. Sürekli yatıştırıcı ve yapıcı üslup kullandım. Genelkurmay başkanıyla beraber başbakanın yanına gidelim dedim. Mehmet Dişli'yle gitti Akar şeklinde konuştu. Abidin Ünal'ı bulup diğerlerini kurtardım. Fikri Işık'la görüşüp durumu arz ettim. Kaçmadım. Dişli ile telefonda konuşmadım. Yurtta Sulh Konseyi'ne üye değilim. Emniyet aşamasında ilk kez duydum. Şiddetle reddediyorum. Başındaki adam olduğum iddiası yalandır. Kimseye emir ve talimat vermedim. 2016 Şubat ayında emeklilik dilekçesi verdim. Eski komutanım Genelkurmay Başkanlığı'na ikna edildiğim iddiaları var. Kim beni ikna etmiş? Öyle bir kararım olmadı benim. Ben razı olmuş muyum ki beni ikna etmeye çalışıyorlar? Cemaat, tarikat, terör örgütleri Cumhuriyet'e hedef aldığını her zaman söyledim. Hangisi olursa olsun bunların Cumhuriyet'in altına konulmuş bomba olduklarını ifade ettim şeklinde konuştu. Uzun bir savunmada bulundu. Beraatini istedi ve mallarının üzerine konan tedbirlerin de kaldırılmasını istedi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yurtta Sulh Konseyi'nin başında olduğu iddia edilen Akın Öztürk'ün savunması bu şekildeydi. Önümüzdeki dakikalarda savunmaların devam etmesini bekliyoruz. 221 sanıklı davanın görülmesine şu dakikalarda da devam ediliyor. Önemli isimler var davada sanık olan. Mehmet Dişli ve Mehmet Partigöç o isimlerden bir tanesi. Tabii bir numaralı sanık FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen. Aynı zamanda bu davaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur müşteki, Genelkurmay Başkanı'nın ise mağdur sıfatıyla katıldığını söyleyelim. Davanın, duruşmanın görülmeye devam edildiğini bir kez daha aktaralım. Buradaki güvenlik önlemlerinin de had safhada olduğunu bir kez daha hatırlattıktan sonra sözü yeniden size bırakalım Elin Aslan. Teşekkür